Asker de bir gün uçak inecek bizim birliğe. Mühimmat kalmadı. Yiyecek içecek kalmadı. Havaalanı da yok. Uçak havada dönüp 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 duruyor ya. Allah Allah. İnecek yeri yok ki insin. Ya dur, ne derik düşünüyorlar. Bir hal çaresi bulamıyor. Bizim komutan akıllı adam ama. Ne ördü biliyor musun? Askerler dedi, aslanlarım gelin bakayım dedi. Hemen toplandık biz de. Bakın dedi, işte şu uçakta silah var, mermi var, cephane var, bizim yiyeceklerimiz var. Evet. Şimdi uçak buraya inemiyor. O alanı yok ki inemiyor. Doğru. Bakın aslanlarım dedi. Hepiniz yatın dedi, yüzü koyun. Ki uçağı indirek dedi. Biz ne kadar asker var hep toplandık. Yüzün koyu yan yana yattık. Uçak geldi. Havaalanı oluşturdu. Ya uçak geldi bizim üstümüze indi ha. Ya. Ya askerlik muhabbeti daha kalmadı. Ömür biter askerlikte olan hadiseler. Askerlik değil mi? Bizim askerliğimizde de öyle bir mesele oldu. Bizim komutan da çok zeki bir adam. Biz de askerlik yaparken aynen buyurduğun gibi bize de cephane gelir. Öyle mi? Tırlarla cephane. Şey değil, biz Sahara'da. Orada da biliyorum deprem çoğu. Alaya gelecek Kopri'yi zelzele yıkmış. Depremde Kopri yıkılmış. Arkadaş tırlarına cephane gelmiş. Kopri'nin olduğu yere yanaşmış. Bu yanıya geçemiyor. Geçemiyor. Hadi bak. Komutan askerlere ihtima etti. Aslanlarım, yiğitlerim. Gelin toplanın. İçtimada hepimizi topladı. Dedi ki gördüğümüz gibi şu malzeme buraya inecek. Fakat maalesef Kopri zelzeleden dolayı yıkıldı. Depreme uğradı. Onların buraya geçebilmesi için sizin fedakarlık etmeniz düzülün ya elden ayaktan tutun bir Kopri oluşturun dedi. Bizim de sırtımızdan tırla tır tır tır. Tır tır tır.